Mersin'de bombalı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü PKK üyesi 3'ü kadın 12 terörist yakalandı. Yakalanan teröristlerle birlikte çok sayıda fünye ve düzenek, uzaktan kumanda ve patlayıcı madde ele geçirildi. Yapılan çalışma neticesinde terör örgütü üyesi Medine Ağa'nın kırsal alanda bomba eğitimi alarak canlı bomba ve suikast tarzı eylem yapmak amacıyla sahte kimlikle Mersin'e geldiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler yapılan takip sonucunda Medine Ağa'yı yakalarken zanlıyla işbirliği içerisinde olduğu tespit edilen DT ve AT'yi de yakaladı. Operasyonu genişleten ekipler Medine Ağa'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen EF, ŞA, HK, AK ve ZA'yı da gözaltına aldı. Şüphelilerin taşıdıkları çantalar, araçlar ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda patlamaya hazır hale getirilmiş fünye ve düzenek, kablolar uzaktan kumandayla yüksek miktarda patlayıcı ele geçirildi. Teröristlerin Şırnak ve Siirt'in kırsal bölgelerinden Mersin'e gelerek Mersin Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı binaları, vatandaşların yoğun olduğu İstiklal Caddesi ve Kuvayi Milliye Caddesi ile bazı alışveriş merkezlerinde keşif yaptıkları da tespit edildi. Öte yandan benzer saldırıların engellenmesi için yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK mensubu CT, ÇM ve FE sahte kimlik taşıyan zanlı EÖ gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 zanlıdan CT ve EÖ sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer 10 şüphelinin ise Mersin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi hastaneye ulaşımda zorluk çeken engelli vatandaşlara evlerine giderek ağız ve diş muayenesiyle tedavi hizmeti vermeye başladı. Tam donanımlı gezici sağlık araçlarıyla kırsal bölgelerde yaşayan dezavantajlı gruplara sağlık hizmeti götüren Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gezici diş sağlığı tarama aracıyla engelli bireylere de hizmet vermeye başladığı belirtilen açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın uzman diş hekimleriyle kent genelinde diş sağlığı hizmeti sunduğu kaydedildi. Kırsalda son 6 ayda 39 yerleşim merkezine ulaşıldığı bilgisi verilen açıklamada, gezici diş sağlığı tarama aracıyla 25 Mart 2016 tarihinde hizmet vermeye başlayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın bu 6 aylık süreçte toplam 1755 vatandaşa tarama ve muayene hizmeti sunduğu bildirildi. Yapılan diş taramalarında 621 kişiye ağız içi hijyen eğitimi, 430 kişiye de diş fırçalama tekniği konusunda eğitim verilirken birçok hastaya da diş çekimi ve dolgu uygulaması yapıldı. Öte yandan yürütülen çalışmalar kapsamında 2000 kişiye ise ücretsiz diş fırçası dağıtıldı. Mersin'de iki arkadaşı tarafından oturduğu sitenin bahçesinden dövülerek kaçırılan ve ormanlık alanda işkence görürken kaçan 21 yaşındaki Furkan Coşkun'un annesi 45 yaşındaki Sinem Coşkun sokak sokak çocuğunu arıyor. 9 Ekim'de Mezit ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Mızrak sitesinde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan 23 yaşındaki Sezgin Gümüş ve 22 yaşındaki Ekrem Kaşıkçı arkadaşı oldukları Furkan Coşkun'u oturduğu sitenin bahçesinde döverek zorla bir araca bindirerek kaçırdı. Eski Mezitli çöplük alanına götürülen Furkan Coşkun sopalarla dövülürken arkadaşlarının elinden kurtulup kaçtı. Anne Sinem Coşkun Cumhuriyet Savcılığına kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden saptadığı Sezgin Gümüş ve Ekrem Kaşıkçı'yı gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler ormanlık alanda dövdükleri Coşkun'un kendilerinin elinden kurtularak kaçtığını, o saatten itibaren de Coşkun'u bir daha görmediklerini söyledi. İddia üzerine polis ve AKUT ekipleri özel eğitimli köpeklerin de yardımıyla Furkan Coşkun'u ormanlık alanda aradı ancak izine rastlayamadı. Bölgede arama çalışması devam ederken anne Sinem Coşkun'sa oğlunu her yerde arıyor. Yakınlarıyla birlikte Furkan'ın fotoğrafını bastıran anne Sinem Coşkun elektrik direklerine, parklara, otobüs duraklarına çocuğunun fotoğrafını yapıştırdı. Bununla da kalmayan Sinem Coşkun ve yakınları ellerinde Furkan'ın fotoğraflarıyla yoldan geçenlere fotoğrafı göstererek yardım istedi. Aynen. İndi mi? Bak,
2 gün önce bindi diyorlar. Param yok diyormuş abi. Param yok diyormuş. Dur ne yaparsan Allah'ını sen abi. Kafası kötü bir yeri mos olmuş. Görenler öyle söyledi. Bakar mısınız? Hay kötüydü. Ne gibi takınca çekiyor. Yok kafası kötü kalmış bir şekilde ablam. Burada yapıyormuş. Gece 3 sıraları çocuğu telefonla arıyor arkadaşlarım. 4 kişi arıyorlar. Daha doğrusu bir kişi arıyor da bir kişi aşağı sitenin içine çocuğu çağırıyor. Tuzağa düşürüyor çocuğu. İçeriye de 2-3 kişi daha giriyor sitemizde. Kameranın etrafında gizlice saklanıyorlar. Oğlum Furkan Coşkun'u döve döve sitenin dışına çıkartıyorlar. Oradan da döve döve bir aracın içine atıyorlar. Kamera kayıtlarında hepsi mevcut. Oradan da Kuyuluk Dağlığı'na götürüyorlar. Kuyuluk Çöplüğü'ne. 4'ü 5'i bilmiyorum kaç kişi daha bilmiyorum. Hepsi çocuğumu o kadar çok kötü deviyor ki kafasını gözünü her yerini kırıyorlar. Hafızasını kaybediyor. Sadece görenler diyor ki ismini söylüyormuş. Furkan Coşkun benim adım diyormuş. Beni hiç hatırlamıyor. Beni hatırlasaydı evine gelirdi. 12 gündür orada burada çocuk sokaklarda yatıyor. Lütfen görenlerin dikkatini çekmesini istiyorum. Allah sağ için göreni ne yapan olursa 155 arasınlar. Kafası gözü her yeri kırıkmış. Görenler öyle söylüyor. Yüzünde morluk varmış, şişlikler varmış. Kolunda dövmesi var, belki dikkat çeker. Üstü başının çok kirli olduğunu, bakımsız olduğunu söylüyorlar. Birisi dün acımış, üzerine bir siyah bir ceket vermiş. Yaşı 21, askerden yeni geldi. Çok rica ediyorum. Görenlerin 155'i aramasını istiyorum. Alacaklıyız diyorlarmış çocuğa. Biz bundan alacaklıyız diyorlarmış. Bunu neyi alacak? Hiçbir şekilde ifade vermemişler. Hani para verdik, borçlu falan değil. Biz para alacaklıyız diyorlarmış. 5 milyar para alacaklıyız. Ha, yok, askerden yeni geldi, daha boş. Daha yeni geldi. Peki oğlunuz bu kaçırdık iki insanları tanıyorlar mı? Bir tanesini tanıyor. Bir tanesini tanıyor. O da zaten şey demiş, başkası istedi, o yüzden kaçırdım demiş. Hani başkası alacaklıydı, beni kullandı diyormuş içeride. Öyle söylüyormuş. Mersin'in Aydıncık ilçesinde yasa dışı yollardan tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 101 kişi yakalandı. Işık isimli özel bir tekneyle göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar alan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik ekipleri, Aydıncık Aynalı Göl Mağarası'nın bulunduğu sancak burnundan bir grubun tekne ile alındığını tespit etti. Ekiplerce tekneye operasyon düzenlendi. Sancak burnuna yaklaşık 6 mil mesafedeki tekneye yapılan operasyonda Suriye uyruklu 81'i yetişkin, 20'si çocuk, 101 kişi yakalandı. 101 kişi Bozyazı Limanı'nda konuşlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Burada bir süre dinlendirilen Suriyeliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere Aydıncık'tan gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Suriyeli grubun yasa dışı yollardan Kıbrıs'ın güney kesimine gitmeye çalıştığı öğrenildi. Adana merkezli, aralarında Mersin'in de bulunduğu 4 ilde düzenlenen operasyonda çocuk kaçırma, dayak, tehdit ve şantaj yaparak kadınları fuhuşa zorladıkları öne sürülen 46 yaşındaki Ömer Bey ile 14 yaşındaki kızı EB'nin yönettiği şebeke çökertildi. Babayla kızının da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınırken zorla fuhuşa sürüklenen 16 kadın da kurtarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, kedi lakaplı Ömer Bey ile fuhuştan kaydı olan 14 yaşındaki kızı EB'nin çeşitli yollarla ağlara düşürdükleri kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldı. Teknik takip başlatan polis 4 ay boyunca şebekeyi izledi. Telefonda dinlemeye takılmamak için fuhuş pazarlığı yaparken kadın yerine boya lazım mı, reklam panosu ve ışıklı tabela gibi şifreler kullanan şebekenin Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş bağlantıları da ortaya çıkartıldı. Operasyon için düğmeye basıldı. Bu kentlerde adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda 16 hayat kadını kurtarıldı. Şebeke elebaşı Ömer Bey, kızı EB ve adamları gözaltına alındı.
Kadınları tuzağa düşürmek için her yolu deneyen şebeke, bazı kadınları sosyal medyada arkadaşlık kurarak bazılarını da tehditle fuhuşa zorluyordu. Şebekenin fuhuş yapmak istemeyen kadınların da çocuklarını kaçırarak ölümle tehdit ettiği belirlendi. Kurtarılan kadınlardan 22 yaşındaki C.E.'nin kandırılarak Çorum'dan Adana'ya getirildiği ve fuhuş yapması için 3 yaşındaki çocuğunun da rehin tutulduğu belirlendi. Genç kadının şebeke üyesi Mehmet Y. tarafından kamyonetle köy köy gezdirilerek fuhuşa zorlandığı belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından 16 mağdur kadın ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen şebeke elemanlarından Rezzan Ş., Süleyman Y., Salim T., Mehmet Y., Oğuzhan O., Mehmet D., Ekrem E., Hamdullah İ., Şirvan A., Önder T., Ömer B. ve Muhammed U. tutuklandı. Şebeke elebaşı 18 yaşından küçük E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de bir otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Mümtaz U yönetimindeki otomobil, Mezit ilçesi Kuyuluk mahallesi otoyol kavşağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki sürücüyle ismi öğrenilemeyen eşi ağır yara aldı. Araçta sıkışan yaralılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 8. haftasında Mersin İdman Yurdu, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Balıkesir Spor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 60. dakikada Buran, soldan pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bakemanga'nın plase vuruşunda meşhur yuvarlak ağlarla buluştu ve Balıkesir Spor, Mersin İdman Yurdu karşısında 1-0 öne geçti. İkinci yarının 67. dakikasında soldan Burak'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bakemanga'nın yerden sert şutunda meşhur yuvarlak tekrar firelerle buluştu ve durum 2-0 oldu. 70. dakikada Olkan'ın sağdan ceza sahasına ortasında topla buluşan Katevaoma'nın yakın mesafeden vuruşunda meşhur yuvarlak kalecinin üzerinden ağlarla buluştu ve Balıkesir Spor Mersin İdman Yurdu karşısında 3-0 öne geçti. 79. dakikada Mersin İdman Yurdu savunmasının hatalı pasından faydalanarak topla birlikte ceza sahasına sokulan Bakemanga'nın yakın mesafeden sert şutunda top filelerle buluştu ve fark 4'e çıktı. 81. dakikada Mersin İdman Yurdu'ndan Sinan Kaloğlu'nun kafayla indirdiği topu ceza sahası içerisinde ayaklarıyla buluşturan Tolga topu ağlara gönderdi ve Mersin İdman Yurdu ilk golünü attı. Durum 4-1 oldu. Kalan dakikalar golsüz devam edince Mersin İdman Yurdu sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Mersin İdman Yurdu'nun Balıkesir Spor karşısında sahadan 4-1 mağlup ayrıldığı maç sonrasında Mersin İdman Yurdu Başkanı Ali Tekin ve Mersin İdman Yurdu basın sözcüsü Muharrem Çağatay şu değerlendirmeyi yaptı. Sayın Başkanım, bekliyor muyduk, neler diyeceksiniz? Bekliyorduk ya, yani durum belli. Yani her şey belli, yani bunların bir şey açıklamaya gerek yok. Olacak bunlar, inşallah düzelecek. Ama böyle sık sık üst üste olması moral bozuyor. Yani üst üste olmasının sebebi var tabii. Tamam mı? Onları da aşacağız inşallah. Üst üste geleceğiz inşallah. O sebebi bizimle paylaşsanız basında. Gerek yok. Onlar iç sorunlar. Peki. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz bol gollü bir galibiyet beklerken mağlubiyet geldi. Bol gollü. Neler diyeceksiniz? Maalesef futbol adına konuşacak hiçbir şey yok. Dediğim gibi ben maçtan önce de söyledim. İkinci yarılar bizim için tehlike. İkinci yarıda her nedense ne oluyorsa oyundan düşüyoruz. Yani 60'tan sonra demiştik. 60'tan sonra yine Mersin İdman Yurdu aynı hastalığı sürdürüyor. İçinden çıkamıyor. Yapacak bir şey yok. Ocağa kadar böyle ya da öyle ya da böyle bu takım gidecek. Ocağa kadar sabretmek zorundayız. Başka yapacağımız bir şey yok. Bu çocuklar bizim, yine sahip çıkacağız. Hoca bizim, sahip çıkacağız. Gitmeye çalışacağız. Yani zaten biz seçim alırken de söyledik. Devre arasına kadar alabildiğimiz kadar puan alabilmek amacımız. Başka da yapabilecek. Yani çıkıp bizim oynayacak halimiz de yok. Elimizdeki kadro da bu zaten. Gittiği yere kadar diyeceğiz artık bu çocuklarla. Gittiği yere kadar. Başaracaksak o kadar. Aynen, yani yapabilecek hiçbir şey yok şu an. Evet. Ocak dediniz, neden? Transfer tahtasının açılıp yeni futbolcuların gelmesi mi hedefleniyor? Evet, 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 muhakkak. Zaten transfer tahtasını açacağız. Yani bu gidişle yoksa bu takım göz göre göre gidiyor. Yetersiz bir kadro. 12. adam yok, 13. adam yok girebilecek oyuna.
Nitekim hoca kötü oynayan bir oyuna bile müdahale edemiyor yani elindeki malzeme olmayışından. Evet. Onun için futbol adına özür dileriz Mersin halkından. Güzel şeyler olmasını isterdik ama inşallah ileride güzel şeyler olacak. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. PTT 1. Lig'in 8. haftasında Mersin Stadyumu'nda alınan 4-1'lik Balıkesir Spor mağlubiyeti sonrasında Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Levent Arıkdoğan ve takım kaptanı Nurullah Kaya stadyum basın odasında maçı değerlendirdi. Uçakları kaybediyoruz. İkinci arada kaybediyoruz. Baktığımız zaman geçmiş maçlara da biz son 6 maçı söyleyeyim sadece. Malatya maçıyla Sivas maçını geçerek 6 maçta bize bekliyor ki ya öndeyiz ya beraber maçı bitiriyoruz. Gol atamıyoruz. O da sıkıntı yaşadığımızdan dolayı. Oğuzlarımızın boşluğu harcıyoruz. Tamam. İkinci yıllarda biz de bir kırılma noktası diyoruz her zaman konuşuyoruz. Bir kırılma noktası. Ya hakemin yaptığı bir hatadan ya hatalı yediğimiz bir golden etkilenen bir oyuncu olma. Mutlaka hakemler de hata yapacak ki aşırı hata bana göre. Şurada da burada da söylüyorum. Eğer ki bizim gördüğünüz pozisyonlarda biz yanlış yer değerlendirirsek offside pozisyonu yoksa işinden özür dileriz. Ama gözümüzün önünde olan 3 metre arkadan koşan bir hakem var önümüzde. Önde bunu 3 kere ikaz ettim. Mutlaka yapar anlamında konuyu. Hocam biz kaçırdık. Bunu bile de ben insanın erdemliktir. Ama geriden kaçan bütün pozisyonlarda bizde iki golümüz zaten 2 ile 3. golümüz o şekilde oldu. Zaten 1. golde verilmeyen penaltı var. Bizim görüşümüz, oyuncularımızın görüşü bu şekilde. Penaltının arkasından biz 1. golü yiyoruz. İşte dediğimiz kırılma noktası dediğimiz olay burada başlıyor. Ve maçın sonunda da böyle bir farklı mağlubiyetle kapatıyoruz. İlk yarıya göre ben çocuklarımız devre arasında bu şekilde devam edelim biz. Kaybetmeyiz maçı en azından. Atacağımız golle de maçı kazanırız diye. Ama biz yine maçı kaybettik. Üzülüyorum ben. Gelen 3-5 taraftarımıza hakikaten bu şekilde olmasın. Şekilde olmasın. Üstüne olmasın. Bizi üzüyor. Biz elimizden gelen takımı en iyi şekilde çalışıp sahaya sürmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu gençlerimiz bizim bir tecrübe noksanlığı mutlaka olacaktır. Ama istiyorlar maçı. Kazanmak istiyorlar. Dediğiniz gibi böyle bir pozisyonda kırılma noktası dediğimiz pozisyonda maçı kaybediyoruz. Üzüntülüyüz. Ben şahsen çok üzülüyorum. Ben bu kadar maç üstünde kaybetmedim. Bu kadar gol yemedim. Kendi takımlarımda. Gittiğim takımda ve Mersin'in or takımında yıllarca. Ama burada yiyoruz. Biz devre arasında bu takımımız mutlak surette bu tahtamız, transfer tahtamız açılıp da biz mutlak surette takviyelerle daha iyi olmaya geleceğimiz inanıyoruz. Ama şu takımda devam ettiğim müddetçe önce atacağımız golle, ilk attığımız gollerde bize puan aldık, kazandık. 2 maçı, 1 maç berabere kaldık. Ama dediğimiz gibi bu kırılma noktası bizim için handikap. Takımınızın ne şekilde bu sene lige başladığını hepiniz bizden daha iyi biliyorsunuz. Genç oyuncuların fazlalığı, sonradan katılan arkadaşlarımız, tecrübeli oyuncular. Geçen haftalarda almış olduğumuz birkaç galibiyet puanları şehir içerisinde farklı bir hava yaratmış olması bizim adımıza şu an handikap gibi görünüyor. Çünkü dezavantajını yaşıyoruz. Söz etmem gereken konu aslında bu da değil. Mersin İdman Yurdu camiası gerçekten ben 15 yıldır camianın içerisindeyim ama çok enteresan bir camia. Ben şunu görüyorum, takımın başarılı olmasını istemeyenlerin sayısı isteyenlerden çok daha fazla. Ve bu bir şekilde bize yansıyor. Saha içerisinde belki olmaması gereken şeyler ama futbolcuyu maça çıkarırken işte yazılanlar, yeni gelmiş bir yönetim, işte yok şöyleler, yok böyleler, şudur budur tarzında. Oyuncuyu çıkarırken herkes soyunmasından çıkarırken gerçekten böyle bir biskrimle sahaya çıkacağız tarzında olarak. Şunun bilinmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu camia düştüğü zaman, daha aşağı düştüğü zaman hepimiz beraber düşeceğiz. Basını düşecek, futbolcusu düşecek, kentte yaşayanların hepsi düşecek. Anlam veremediğim nokta da şu, bir kenetlenmenin olması gerekirken neden insanlar birbirine karşı veya rant sağlayacak şekilde birbirlerinin karavana politikasına giriyorlar, ben onu çözmüş değilim. Yani buradayken masum insanlar, biz futbolcularız. Dediğim gibi toplama bir takımız liseden, çocuk dersten çıkıp antrenmana geliyor.
lise çağındaki çocuk kadroda. Onlarla biz bu sene ligi götürmeye çalışıyoruz. Biz elimizden geleni yapıp devre arasına kadar alabileceğimiz kadar fazla puan almak istiyoruz. Ve ben kendi adıma şunu diyorum. Keşke şu tahtayı açsalar da burada bulunan tüm futbolcularla birlikte. Hocamı tenzih ediyorum ama gerçekten o kadar çok sağlığı var ki. Şu an içinde bulunduğumuz Mersin Manevi Camiası'ndaki hepimizin gitmesini istiyorum. Kendi adıma. Gerçekten iyi olacaklarını düşünen arkadaşlar, yazan, çizen veya söyleyen, ben basın adına konuşmuyorum, dışarıda konuşanlar için de söylüyorum. Keşke onlar adam akıllı bir kadro, adam akıllı bir yönetim, adam akıllı bir futbolcu grubu toplayıp bu takımı çıkarabildikleri kadar yukarı çıkarsınlar. Biz de bunu istiyoruz. Burada yaşayan bir insan olarak. Ama dediğim gibi o kadar çok şey yazılıyor ki, yabancı futbolcu her antrenmandan sonra bana geliyor diyor ki, ya yeni yönetim oldu ama gerçekten şöyleler mi? Şu yazılmış, bu böyle mi? Bu yazılmış, bu böyle mi? Ya biz futbolcular olarak bunların açıklamasını yapmak zorunda değiliz. Spor Toto 3. Lig 3. grupta Tarsus İdman Yurdu galibiyet serisine devam ediyor. Ligde ardı ardına aldığı 3 galibiyetle İzmir deplasmanına giden Sarı Lacivertliler, Bergama Belediyespor'u da 1-0 mağlup ederek 4'e 4 yaptı ve grupta zirveye kondu. Tarsus İdman Yurdu'nu kritik deplasman maçında galibiyete taşıyan golü 90. dakikada Samet Taş attı. Bergama 14 Eylül stadyumunda oynanan maçta her iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Zeminin kötü olması sahada sık sık sertlikler yaşanmasına neden oldu. Oyun defalarca dururken birçok kez sağlık ekipleri sahaya girdi. Karşılaşmanın 55 ve 70. dakikası aralığında Tarsus kalesinde etkili olmaya çalışan ev sahibi Bergama aradığı golü bulamadı. Maçın son bölümünde rakip kalede etkili olmaya başlayan Tarsus İdman Yurdu, oyuna sonradan dahil olan Samet Taş'ın karşılaşmanın 90. dakikasında atmış olduğu golle 1-0 öne geçti. 1-0'lık skorla tamamlanan maçın ardından tribünlerde kısa süreli Tarsus İdman Yurdu kafilesine tepki gösterildi. Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 1. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor evinde Beşiktaş'ı 84-74 mağlup etti. Mersin Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyespor ilk periyodu 25-18 önde tamamladı. İkinci periyotta biraz daha toplanan Beşiktaş her ne kadar sayılar bulsa da devreye 37-33 mağlup girdi. İkinci yarıya ise hızlı başlayan ve bulduğu sayılarla birden öne geçen siyah beyazlı ekip bu periyodu 59-57 galip bitirdi. Maçın son periyodunda ise hakemin çalmış olduğu teknik fauller maça damga vururken Beşiktaş'ın baş antrenörü Aziz Akkaya tribüne gönderildi. Mersin bu periyotta bulduğu sayılarla maçı 84-74 kazandı.